Gündemden herkese merhaba. 3. Lig 2. grupta mücadele eden Cizrespor ligden çekilme kararı aldı. Çekilme gerekçeleri ayrımcılık. Ligde sistematik olarak yaşadıkları ayrımcılık. Hakeminden toplumuna kadar gördükleri dışlanma ve terörist muamelesi. Cizrespor Başkanı Maruf Sevinç açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Hakemlere ırkçı ve milliyetçi tutumu karşısında Cizrespor'u ligden çekiyoruz dedi. Bu haber geçiştirilecek basit bir haber değildir. Bu haber bir spor haberinden ziyade Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle acı bir gerçeğin haberidir. Bu haber iktidarın yürüttüğü ırkçı, milliyetçi politikaların sonucudur. Bu haber iktidar ve destekçilerinin el ele Kürtlere karşı bakışının haberidir. Bu haber Kürtlerin yaşadığı duygusal kopuşun çığlığıdır. Bölünmeye giden süreçte önemli bir kilometre taşıdır. Evet, Cizrespor ligden kendilerine yapılan ırkçı davranışlardan dolayı çekiliyor. Cizrespor'un yaşadıklarına ve gördükleri dışlayıcı muameleye bir örnek vereyim. Geçen sene Antalya Serik Belediyespor Cizre maçında yaşananları bir hatırlayalım. Maç 1-1 bitmişti. Cizrespor saldırıya uğramış ve bazı futbolcular yaralanmıştı. Maç öncesi sahada Tarkan'dan bir şarkı çalarken Cizrespor sahaya girince parça birdenbire değişmiş ve "Ölürüm Türkiye'm" adlı şarkı çalmaya başlamıştı. Cizre 1-0 öne geçince skorboardda Türkiye bayrağı yansıtılmıştı. Hakem de taraf tutarak üzerine düşeni yapmış ve maç 1-1 bitmişti. Maç bitmişti ama Selikspor'un teknik heyeti, sporcuları ve taraftarları Cizresporlu futbolculara saldırmıştı. Tabi polis de olan biteni seyretmişti. Cizrespor Kulüp Başkanı Sevinç maç sonrasında yaptığı açıklamada "Oysa biz onları Cizre'de iyi ağırlamıştık" demişti. Deplasmanda yaşadıklarını anlatırken kullandığı bu cümle çok dikkat çekiciydi. "Oysa biz onları çok iyi ağırlamıştık." Bu ifade bir hayal kırıklığının, ellerinin havada kalışının ve ümitlerinin tükenişinin ifadesidir. Gazeteci Nurcan Baysal bakın bu duyguyu nasıl anlatmış. "Oysa Cizrespor herkesi eminim çok iyi ağırlamıştı. Sadece Cizrespor değil, biz Kürtler batıdan gelen çok insanı iyi ağırladık. Çocukluğumdan beri etrafımdaki herkes de bu vardır. Normal bir misafirperverlikten bahsetmiyorum burada. Batıdan gelene buradakilerin iyi insanlar olduğunu anlatma çabasını bolca içeriyor bu aşırı misafirperverlik. Onları iyi ağırlayalım, Kürtlerin nasıl insan olduğunu görsünler düşüncesiyle Kürtler yıllardır batıdan gelen kardeşlerini ağırlama yarışındadır. Ağırladıklarımız neyi gördüler? Buradan hangi izlenimlerle gittiler bilmiyorum ama biz son yılda çok şey gördük. İyi ağırladıklarımızdan biri 2015 Ekim'inde Sur'da sokağa çıkma yasakları sırasında bir evin üzerine yazmıştı. Kızlar biz geldik, yoktunuz diye. 2015 Kasım ayında sokağa çıkma yasağı sonrası tam da Tahir Elçi'nin katledildiği gün gittiğim Silvan'da bir duvar yazısındaydı yıllarca iyi ağırladıklarımızdan bir başkası. Biz buradayız. Piçler nerede yazıyordu? Cizre'yi anlatmama gerek yok bile sanırım. İyi ağırlama deyince annemin yıllarca aynı binada oturduğumuz batıdan gelen öğretmenleri iyi ağırlama çabası aklıma düşüyor hep. O iyi ağırladıklarımızın bir kısmı okulda bize Kürtçenin ve Kürtlüğün ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatırlardı. Oysa annem onları hep iyi ağırlardı. Tüm bunlara rağmen ne garip değil mi? Annem Cizrespor Başkanı ve daha bir sürü Kürt bu yapılanlara inanamıyor. Sen komşunu iyi ağırladığında komşunun da seni iyi ağırlayacağını düşünüyorlar. Oysa komşun bırak seni komşun gibi görmeyi, seni evinden atmaya çalışıyor. Tüm bunlara rağmen ne garip değil mi? Annem Cizrespor Başkanı ve daha bir sürü Kürt bu yapılanlara inanamıyor. Sen komşunu iyi ağırladığında komşunun da seni iyi ağırlayacağını düşünüyorlar. Oysa komşun Bırak seni komşu gibi görmeyi, seni senin evinden atmaya çalışıyor. Ben neden mi bunu yazdım? Cizrespor'a, Ahmetspor'a, İstanbul'da plazada çalışan Kürt'e, İzmir'deki Kürt öğrenciye, Ordu'daki tarladan ürünü kaldıran Kürt'e, Ankara'da Kürt iş adamına, Bodrum'da Kürtçe şarkı söyleyen Kürt'e ve daha nicelerine karşı bu ayrımcı, ırkçı davranışı sergileyenlere, bu zulümleri yaşatanlara bir çift laf söylemek istedim sanırım. Biz sizleri iyi ağırlamıştık. Evet, biz sizleri iyi ağırlamıştık diyor Cizrespor Başkanı Maruf Sevinç. Şimdi buradan sorayım, söyleyeyim, bu ülkeyi kimler bölmek istiyor?